Evet arkadaşlar, bugün çevre yolu bulvarında Köfteci Bahri Usta'nın yanındayız. Şu an yağmur bastırmak üzere. Görelim bakalım nasıl güzel nasıl köfteler bakıyor. İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bahri Usta, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Burası neresi? İzleyicilerimiz için de artık söyle. Köfteci Bahri Usta'nın yeri. Köfteci Bahri Usta'nın yeri Çorum merkezde. Çorum merkez, Ulgah Mahallesi, evet. Çevre yolu bulvarı. Buranın nesi meşhur? Buranın köftesi meşhur. Köfte ve sucuk yapıyorsunuz. Köfte ve sucuk yapıyoruz ama köftemiz daha çok köftemiz meşhurdur. He? Kendi köftemiz, kendi imalatımız. Profesyonel imalat yapıyoruz dediniz. Evet, profesyonel imalat yapıyoruz abi. Yani, imalat yerimiz var. Hamur orada karma makinelerinde falan mı öyle yapıyorsunuz? Yok, elde yapıyoruz. Elde yapıyoruz. Makine kullanmıyoruz ama her şey elde yapılıyor. Elde yemeden emek olmuyor abi. Evet. Baktaların, köftelerin baharatları falan, gramajları falan hep aynı değil mi? Bu köftenin hazırlanışında 13 çeşit baharat kullanıyoruz. Sarımsak kullanıyoruz, ekmek kullanıyoruz. Ama 13 çeşit baharatın gramajların hepsi farklı farklı gramajları var. Kiminden 10 gram, kiminden 100 gram, kiminden işte yarım kilo. Ama 13 çeşit baharat oluyor içerisinde, hazırlanışında. O sır da bize ait. Evet. Meslek sırrı. Tanesi mi kullanıyorsunuz? Evet, %100 tanesi kullanıyoruz. Bazıları karışıkta kullanabiliyor. Yok, ön kol kullanıyoruz biz. Daneti, evet, ön kol kullanıyoruz. Kaç yıldır buradasınız? Burada ben 5. yılım oldu. 5 yıldır buradayım ben. Bu günümüz konsepti nereden çıktı peki? Bunu ben Mersin'de çalışırken arkadaşlarım vardı. Bu böyle seyyar orada kokoreç yapıyorlardı. Kebap işi orada bilirsiniz hani. Dürüm yaparlar orada. Adana'da Mersin'de. Tatlacı derler orada. Orada vardı. Biz dedik burada deneyelim. Acaba dedik köfte işi arabada olur mu olmaz derken işte yaptık. O da oldu. İlk başlarda? İlk başlarda tabii ki biraz sıkıntı yaşadık yani. Yani biraz derken biraz çok sıkıntı yaşadık. Özellikle insanların ön açısından çok sıkıntı yaşadık. Ön yargıları vardı. Yani ön yargılarını kırmak çok zor oldu. Acaba hani güvenelim güvensiz. Çünkü Çorum'da ilk olarak yaptığımız için biz bu işi ilk defa gördükleri için Çorum'da kreditte kaldılar. Yani insanların sokak kültürü. Evet, sokak kültürü aslında böyle arabada ve tatlada yapılır. Bizim Çorum'da bazı sokak kültürünü işte dükkanla yapmaya çalıştılar. Sokak kültürü arabada olur. Yana yana tatlada olur. Yani tatlada dediğimiz dört tekerlekli arabaların içerisinde yapılır. Yani seyyar işi olur. Aslında bir şehrin sokak kültürü şehri kendi anlatır yani. Çorum'da biraz yok. Nasıl şeye bağlamıştım onu ama havaların çok soğuk geçmesi, kışın çok uzun sürmesi biraz şeyi etkiliyor. Yani Adana sıcak. İlla ki tabii ki ama işte her şeyin bir güzelliği var. Tabii ki orada kış yok. Tarafada kış yok tabii ki. Biz de mesela burada bu işi yaparken kışı çok zorlanıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz yani. Özellikle soğukta yani soğuktan çok sıkıntı çekiyoruz. Müşteri dışarıda oturamıyor. Ondan çok sıkıntı çekiyoruz. Çoğu zaman insanlar vatandaş geldiği zaman arabasına hizmet ediyoruz. Arabasına tepsiyle işte yemeği ekmeğini tepsiye verip arabasında yiyorlar. Farklı bir şey olsun diye. Yani ancak bu şekilde yani insanlar ama işte yine de soğuk ne kadar soğuk olursa olsun vazgeçemiyorlar mesela. Çorum'da eskiden şeyciler vardı ya. Demir büfelerle şey yapıyorlar, köftecilik yapıyorlar. Evet o hala var. Şey mesela sanayide hala vardı. Ha. Hala da var mesela. O eskilerden var. Ha. Ama tabii ki kalmadı artık. Yani onlar bitti yani. Eski işte nesil değişiyor yani. Daha şey ne diyeyim böyle mekanlar veya yani Facebook tarzına döndüler. İşte bizim gibi böyle araba tarzına dönenler var. O eskiden işte hani bu ekmek köleleri böyle demirden olurdu. Yani. Demirden onların olur. İçerisinde yapılıyordu. Ama onlar daha lezzetli yani. Ürünler daha özel, daha doğaldı. Ondan lezzetliydi belki. Yani olabilir. Şu an gitgide her şey kirleniyor yani. Her şey kirlendiği için eski tadı bulamamızın sebebi. İllaki yani şimdi bir hayvan ahırda çok kalırsa o hayvanın hani sürekli yemiyor. Suyunu yemeye diyelim için yani evet çok lezzetli olmuyor. Yayılacak yani. Tekinde pop oluyor, şey oluyor. Ya.
mesleğe nasıl başladınız? Baba mesleği mi diye sorayım. Baba mesleği değil. Ben 12 yaşında başladım. 12-13 yaşında bu mesleğe başladım. Bulaşıkçılıktan başladım işte. Bulaşık yıkayarak başladım. Ondan sonra belli belli bölümlerde, kısımlarda çalışmaya başladım. Nerelerde çalıştın? Benim ustam İsmet Çıtak'tır yani. İkinci Bahar Lokantası'nın sahibi. Şimdiki Lokantası Odası Başkanımız. O yetiştirdi bizi. Onun yanında çalıştın. Onun yanında çalıştım. Yani orada işte mutfakta yardımcılık yaptık. Sonra işte dışarı salonda çalıştık. Geri mutfakta girdik derken böyle bir zaman geçti yani. 45 senemiz geçti. Kolay gelsin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir yarım ekmek köfte yapar mısın? Yapalım abi. Seyyar köfteciliğe geçme fikri nereden doğdu peki? Ya şimdi kendim işte o yeri yapayım derken, yani mekan olsun, mekanımız olsun derken dışarıda çarşıda baktım şehir merkezinde. Çok fazla Facebook var, çok fazla lokanta var. Ayrı bir farklı bir şey yaparım dedik. Sonradan aklıma bu geldi yani. Yoksa iş yeri dükkan kurmakta amacım, ama çok restoran, çok Facebook var. Dedik çok farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun yani. Aynı ürün olabilir ama farklı bir şekilde satalım yani. Onda Çorum'da olmayan dedim, baktım yani araç yok. Geniş bir aracı olmadığı için kendimiz yapalım, değişiklik olsun. Ya tutar ya tutmaz artık, nasip Allah kendi nasip verirse o yok olur. Ve o tuttu. Da oldu. Yani çok şükür çok iyi yani. Müşteri potansiyelimiz eskiden tırcı ve kamyoncuydu ama şimdi Çorum halkı da yakın illerde çok gelen. Mesela buradan Ankara Samsun yolundan istikametine gidenlerin muhakkak %80'i uğruyor yani. Buraya uğramışsa tekrar bir daha uğruyorlar yani. O yüzden müşteri potansiyelimiz bayağı iyi, bayağı güzel yani. Biz memnunuz. Vatandaş bizden memnun. Öğrenci indirimi yapıyor musunuz? Fiyatlar? Öğrenci indirimi yapmıyoruz. Yani yapamıyoruz daha doğrusu. Yapmıyoruz derken şimdi evet. Öğrencilere de saygısızlık etmiş olmayalım. Evet. Fiyatlar yani, zaten uygun değil mi? Fiyatlarımız uygun. Yani uygun derken yani piyasaya bile uygun tabii ki. Yani başka yapılan ürünlerdeki fiyatlar da bize uygun. Yani bizim ekmeğimiz falan büyük. Gramaj olarak açısından. Yani çok fazla ekmek arası dediğimiz işte bu köftede maliyeti çok yüksek olduğu için çok fazla bir kar amacı yok. O yüzden hani öğrencilere eskiden isterdik ki biz eskiden mesela bir köftenin ya da bir dürümün yanında ayran bedava veriliyordu. Belli. Ama ikram olarak veriliyordu. Şimdi onu yapma şansımız yok yani. Piyasa çok farklı. Çok sallantılı yani. Buranın açılış kapanış saatleri? Abi biz burada saat sabah 11'de açıyoruz, 11.30 gibi, akşam da 10 gibi kapatıyoruz. Şey, mevsime göre değil mi? Ha, mevsime göre. Haşlı olabiliyor akşamları. Kur'an'da 3. Aleyküm selam, köfteye bağlı. Köfte erken biterse o zaman erken biter. Buyur abi. Bana 3 tane yarım. Tamam abi. Soğanı az olsun, 3'ünün de. Domatesi olsun. Tamam. Biber de az olsun. Olam abi. Soğan ve bir kızarmışlar az olacak. Evet, soğan ve biber az olsun. Akşamları köfte çok yoğun olursa işimiz. Erken bitti zaman erken kapatıyoruz yani. Kaç gram köfte koyuyorsunuz? Bir porsiyon olan Şimdi şu köftenin bir adet köfte 30 gram. Bundan yarım ekmeğe 5 tane koyuyoruz, 150 gram yapıyor. Pardon, tam ekmekle yarım ekmeği görebilir miyiz? Biraz değişik bir ekmek kullanıyorsunuz burada. Evet. Abi bizde her şey bu. Şurası tam ekmek. Şu, evet, tam ekmeğimiz bu. Bütün dediğimiz. Hı. Şu da yarım dediğimiz. O da tama benziyor. Bu 220 gram. He. Şu bütün olan. O da 120 gram. He, 120 gram. Tam yarım. Ya tam 10 gram fazla. 10 gram fazla. 10 gram fazlalığı var yarımdan. Bak gördüğümüz kadarıyla siz servis yapmıyorsunuz ama arabayla geleni alıp alıp getiriyor. Evet. Köfteleri değil mi? Yani evet. Öyle bir şeyimiz var. Bir de dikkat ettiğim şey, soğanları alta koyuyorsunuz. Siz normalde köfteciler şey yapar yani. Köfteyi alta koyuyorlar, şeyleri, yani. Tüm malzemeleri üstte koyuyorlar. Yok, öyle olmaz. Şimdi ekmek arasında da bir düzeni vardır. Mesela tavukta da et, ekmek de bunlar böyledir yani. Şimdi köfteyi ekmeğin altına koyarsan, soğanın altına koyarsan olmaz. Yani içine tüm malzemeleri düzüyorlar. Yani. Abi, arada yani, kalacak, hayır. Ha, köfte arada kalacak. Köfte arada kalacak. Yani et, beyaz et de olsun, kırmızı et de olsun. Arada kalmalıdır yani. Çünkü üstte kalırsa olmaz. Çünkü birbirini tamamlamaz. Burada şimdi bunlar birbirini tamamlıyor. Şimdi bunun üzerine de bak altta soğan var, üstünde köfte var, domates.
de kızarmış biber olacak. Ben kızarmış biber olacak. Yani, kızarmış biber de biraz fazla yağlı mı yapacaksınız? Bizim köftemiz yağlı olur. Evet, bunu benim pişirdiğim için yağlı olur. Yağlı yaparız. Ama tabii yağsız isterlerse de o da isteyen doğal yağsız yapıyoruz. Yağsız yapılabilir. Çorum köftesinin genel özelliği soğanlı şey. Neydi? Maydanozlu soğan. Maydanozlu soğan. Soğan. Evet. Kullandım. Soğan maydanoz olmasa olmaz soğanın içerisinde. Evet. Tabii çoğu vatandaş sevmiyor maydanozu da. Ama soğan içerisindeki soğan tabii yani soğan içerisinde maydanoz olmalı. Yani hem köfte ekmek arası köftede hem de işte kebapta da. Yani kebap türlerinde de. Kebap türlerinde de maydanoz olmalı. Buranın özelliği. Özellikle. Tek sumak falan kullanmıyor herhalde şeyin salatasında. Biz de isteyen olursa bir sumak yapıyoruz. Bazen hani bizim şehir içinden çok değerimiz olduğu için çeşitli vatandaş hizmet ediyor. Şehirler farklı olduğu için. Kimi mesela doğranmış soğan istemiyor. Bana taze soğan doğru diyor. Soğan, taze soğan doğru diyor. Kumak olsun diyor. Kimi sumak sevmiyor, kimyon benimkinde kimyon olsun diyor. Yani damak tadı farklı olduğu için şehirlerin arasındaki bunu tamamlamaya çalışıyoruz yani. Ama genel olarak sumak kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Bu bir hareketi çok yaygın değil. Yani bizim işte Anadolu bölgesinde, İç Anadolu, Karadeniz bölgesinde çok yaygın değil yani. Damak tadımıza uygun olmuyor fazla. Evet. Soğanı da çiğ kullanıyoruz değil mi? Öldürmeden. Tabii, yok. Soğan çiğ. Çiğ olması lazım. Yani, ekmek arasında kullandığımız tek kızarmış olarak biber domates şey ya biber var. Domatesli soğan çiğ. Çiğ olmaz. Çünkü yoğunluk fazla olur şimdi. Yağda kızardığı için. He biraz yağlı. Yağ yoğunluğu fazla olur. Zaten normalde yağ kullanıyoruz. Burada daha da çok bir şey olur yani. Ekmeği yağlamıyorsunuz değil mi siz? Ekmeği biz açarken yağlamıyoruz. Sonradan bütün malzemesini içerisine koyduktan sonra en son tutuşunu yaparken yağlıyoruz. Genelde köftenin üstünde yağlıyorlar ya. O ekmeği. Gösterme, o kandırmalık yani o aslında bizim köftecilerin yapmış olduğu göz kandırmaca yani aslında onun bir özelliği yok. Yani bir tat verme özelliği de yok. Sadece bir insanları böyle cezbetmek amaçlı yapıyor onu. Bu yarım ekmek oluyor. Yarım ekmek dediğimiz. İçerisine 5 tane köfte koyuyoruz. Hemen 150 gram demiştik değil mi? Şimdi bunu çiğden 30 gram, 150 gram yapar. Ortalama file vermesi 15 gram anca falan vardır. Hı. Yani yine 135 gram falan var içerisinde köfte. Üstüne domates. Üstüne şimdi domatesimizi diziyoruz böyle. Bu şekilde yaptıktan sonra burada acı veya acılı acısız isteğinize bağlı. Sizin acı derseniz pul biber atıyoruz. Pul biber atabiliriz. Biraz çok acı olmasın ama. Şöyle çarpalım. Adam yapıyor yani. Üstüne bir tane olmazsa olmaz. Şey. Şimdi biber kızarmış biberlerimizi koyuyoruz üzerine. Yeterli olur ya da çok acıysa. Tamam biberlerimiz acı değil. Yeşil biberimiz acı değil. Şimdi işte dediğiniz gibi hani ilk başta yapılanı biz en son yapıyoruz. Hani köfteciler ilk başta yağlıyor diyorsunuz ya. Onu biz şimdi en son yapıyoruz. Rütüşünü şöyle bunu mesela az yağlı, çok yağlı. Yeterli bu. Bu kuyruk yağdır yani. Sıvı yağ değil. Tuz atıyoruz. Sonra bu şekilde kapatıyoruz. Isıtıyoruz tekrar. Bunu burada hem ısıtıp hem de biraz çıtır olsun diye biraz 1-2 dakika bekliyor. Bunun çıtır olması daha güzel olur. Yani yerken daha bir tat verir, haz verir. Sütle mi çalışıyor ocağımız? Ocağımız sütle çalışıyor. Biraz maliyetli oluyor bu değil mi şimdi? Yani evet artık işte hani biliyorsunuz orta piyasanın durumu belli. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Biz büyük tüp 3 gün gidiyor bize yani 3 gün kullanıyoruz. 3. günü değiştiriyoruz. Bu da biraz işte maliyetleri ekliyor. İçine kurupiyağı koyacaksan kurupiyağı koyar. Kızarmış kurupiyağı koyacaksan atarım. Ha, yok, çok koymuyorum. Benim pek yağlar onun şey değil ki. Seversiniz ama şimdi. Bağımlılık yapıyor, döktere edin bak. Ne yapıyor? Bizim köfte bağımlılık yapıyor. Ha, bağımlılık yapıyor. Uğrarım ben buradayım, buralardayım. Tamamdır bunun için. Tamam. Sen misin? Kağıda mı koyuyoruz? Şimdi şöyle bir tepsimiz var. Biber yiyor musun?
3-5 tane. Yeterli. Şöyle. Bu sizin servisinizin hazırlığı. Şöyle de yarım ekmeğimiz hazır. Hazır. Servis hazır. Şöyle. İçerisi güzel bir şekilde. Evet, şimdi tadım zamanı sevgili izleyiciler. Çevre yolu bulvarında Köfteci Bahri Usta'nın mekanındayız. Orada köfte nasıl yapılır, onun inceliklerini, Çorum'a ilk bu araba konseptini ilk getirdiğini falan konuştuk, sohbet ettik güzelce. Şimdi Bahri Usta'mızın hazırladığı bu muhteşem çiğ köftenin tadına bakacağız. Şöyle afiyetle yiyorum ben. Baharat oranı güzel. Böyle bakınca çamurlaşmış gibi görüyorsunuz ama öyle değil köfte. Tam kıvamında hazırlanmış. Çıtır çıtır bir köfte. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkesi bu mekana bekliyoruz.